Merhaba arkadaşlar. Evet. Bu modelin yapımını sizinle paylaşacağım. Bunun içinde kullandım 4 numara kristal ve 11 numara kum boncuk. 11 numara deyince aklınıza gelmesi gereken boncuk bildiğimiz ipe dizili kum boncuklar arkadaşlar. Şimdi size bunun yapımını göstereceğim. Ben bundan 5 parçamı yaptım. Son parçayı da size yaparak göstermiş olacağım. Hem eklemesini göstermiş olurum hem bitişini göstermiş olurum. Evet, bu şekilde modelimiz. Şimdi bunun içinde kullanıyorum ip kullanıyorum. Mutlaka ip kullanın, misine kullanmayın. İpi iple çalışacağız. Öncelikle bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal. Kristalim 3 oldu. Bunu kaldıralım. 3 bir kum ve bir kristal. Eğer kumla başladıysanız kristalle bitirmeniz gerekiyor. Ee, sıralamayı şöyle, şöyle de yapabilirsiniz. Kristalle başlayıp kumla da bitirebilirsiniz. Önemli olan bu şekilde 4 kum ve 4 kristalin olması. Şimdi bunu aşağıya indiriyorum. Ve bağlıyoruz. Bir halka oluşturuyoruz. 3 kere şöyle düğüm atabiliriz. Bu bir, 2 ve 3. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bütün boncukların içinden bir iki tur geçeceğiz. Neden? Çünkü kristaller e, cam olduğu için biliyorsunuz kesme olabilir. O yüzden hani sağlam olsun, yaptığımız şey elimizde patlamasın. O yüzden şöyle bir iki tur boncukların içinde iğnenizi yürütmenizde fayda var. Ve en son çıkacağınız boncuk da kum boncuk olacak. Evet, şuradan da yürütüp buradaki kumdan geçtim. Evet, şimdi bu aşamadan sonra ne yapacağım? 6 tane kum boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane kum boncuğumu aldım. Hemen önümdeki ilk kumdan geçiyorum. Tekrar 6 tane kum alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 kumumu aldım. Yine önümdeki kumdan, sadece kumdan geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Yine 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yine kumumu aldım. Buradaki hemen önümdeki kumdan geçiyorum. Son 6'yı alalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine 6 kumumu aldım. Şöyle en dipteki kumdan ve diğer şöyle bakalım. 1 sayıyorum. 1 2 3 taneden öncelikle bir geçeyim. Şimdi nerede olmanız gerektiğini size söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Bakın şurada 1 2 3 tane kalacak. Yani siz 4 ve 5'in içinden geçmiş olacaksınız. İğnenin e, diğer tarafında şöyle baktığımız zaman kristali 3 tane boncuk e, sarıyor şurada. 3 tane boncuk kalacak. Siz buradan 1 2 3 4 ve 5'e batıyorsunuz. Tamam? 4 ve 5. Diğer tarafta da 3 tane kum kalacak. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum. Bütün sırayı şu dizilimle tamamlayacağım. Evet. Bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum. Şimdi geliyorum karşı tepeye. Ne yapıyorduk? Şurada 3 tane boncuk kalacak demiştik. Sayalım. 1 2 3. Demek ki şu iki boncuktan geçmem gerekiyor. Yani bu da 4 ve 5 oluyor. Evet geçelim. Aynı şekilde diğer tarafları da yapıyoruz. Bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum. Aldım. Ne yapıyorum? Şurada 3 tane boncuk bırakıyorum. 1, 2, 3 şuradaki tepedeki iki taneden geçiyorum. Evet. Gevşek yapmayın. Elinizle de şöyle parmağınızla da kilitleyin. Tekrar bir kum, bir kristal, bir kum. Kristaller nerede? Kristal ekleyeyim bir dakika. Tamam. Ne yaptık? Bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum boncuğumu aldım. Hop buradaki tepeye. Şurada üç tane kumumu bırakıyorum. 1, 2, 3. Şu iki tepedeki iki kumdan geçiyorum. Evet son bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum boncuğumu aldım. Şimdi de yine buradan bakın. 1 2 3'ü bırakıyorum. Şuradaki 4 ve 5'ten hatta şu kristal ve kumdan da artık ilerleyin, geçin. Çünkü bu sonuncuydu. Olmanız gereken yer bu kristalin içinden çıkacaksınız ve diğer aşamaya buradan devam edeceğiz. Böyle bile aslında değişik modeller değişik fikirler oluşturabiliriz. Bu haliyle bile güzel ama devam ediyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer bir kum, bir kristal ve bir kum boncuğumu aldım. Ne yapıyorum? Buradaki kristal, kum ve kristal. Bu şekilde şu üçlü gruptan geçiyorum. Devam ediyorum. Şöyle elinizle kilitleyin arkadaşlar. Bir kum, bir kristal ve bir kum boncuğumu aldım. Yine şu tepedeki üçlü gruptan geçiyoruz. Evet bu sırada bitene kadar aynen devam ediyorum. Bir kum, bir kristal ve bir kum boncuğumu aldım. Yine şuradaki üçlü gruptan geçiyorum. Evet son bir kum bir kristal ve bir kum boncuğumu aldım. Hemen önümdeki kristal kum ve kristalden Geçiyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde motifimiz bitti. Evet, bu şekilde motifi bitirmiş oluyoruz. Ama burada da sağlamlık önemli. Bu kısmı dönebildiğiniz kadar bir ya da iki tur şöyle iğnenizi yürütün mutlaka. ya Zorlanmayacaksınız, gayet rahat bir şekilde iğne geçiyor. Bunu e, yapın. Özellikle satış yapanlar. Bu şekilde e, sağlam çalışsınlar ki hani müşterilerine karşı mahcup olmasınlar. Bu e, geçişleri özellikle bu modelde mutlaka yapın. Yani sizden bileklik alan kişi demeli ki a bir bileklik yapıyor yıllarca kullanıyorum hani sağlam hiç kopma olmadı diyebilsin yani o güveni o kişiye verebilin. Hem de sizin emeğiniz yani kendiniz takacaksanız bile o kadar emek veriyorsunuz sağlam yapın. Evet şöyle ben dolaştım. Ne kadar dolaştım ben de bilmiyorum ama dolaştım şu an bayağı böyle bir sertleşti artık yani. Şu kenarlar sertleşti ve e, çıkış noktanızı da hemen söyleyeyim. Bakın, şurada e, boşlukta iki tane kristal var ama şurada bir U içinde bir kristal var. Görüyorsunuz değil mi? Bakın U gibi bir e, boncuk dizilimi var burada. U'nun içindeki kristalden çıkmanız gerekiyor. Diğer aşamaya geçmek için şurada, bakın şu ikiliden değil, ikilinin herhangi bir kristalinden değil. U içinde olan kristalden çıkmış olmanız gerekiyor. Şimdi e, motifleri birbirine birleştireceğiz. O nasıl olacak onu göstereceğim. Evet. Burada 5 tane motifli e, bilekliğim burada. Bir tane yapmış olduğum motifim de burada. Şimdi bu aşamada ne yapıyorum? Bir kum, bir kristal ve bir kum boncuğumu öncelikle alıyorum. Sonra buradaki bilekliğimin yine bakın U'nun içindeki kristali kullanıyorum. Tamam. U'nun içindeki kristalden geçiyorsunuz. Evet bu şekilde birleştirdiniz. Ama bitmedi. Hemen şöyle de göstereceğim. Yine bir kum. Bir kristal ve bir kum alıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Bakın benim ipim buradan çıkmış. Yine buradaki alt sıradaki yani alt motifteki U'nun içindeki kristalden şöyle geçiyorum. Ve bunlar ne oldu? Birleşmiş oldu. Şimdi bu aşamada birleşme yeri çok önemli. Kristallerin birbiriyle e, sürtünerek kesmemesi için ipi yine biz dolaşıyoruz. Evet. Şöyle geçtim buradaki U'dan bir bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan ipinizi iğnenizi yürütün arkadaşlar. Şu an birleşti. Sadece yürütme işlemini yapıyorum. Bu arada bu düello modelimiz benim istediğim sizden ne biliyor musunuz? Bu motifi, bu modeli yapmanız artı bir de küpe. Yani bileklik ve küpe çalışmanızı rica edeceğim. Renklerde özgürsünüz arkadaşlar. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Artı istediğiniz malzemeyi de kullanabilirsiniz. Yani ben 4 numara kristalle çalışmayacağım da atıyorum. 3 numarayla çalışacağım ya da hani kristal kullanmayacağım da doğal taş kullanacağım ya da ne bileyim e, kedi gözü kullanacağım gibi malzemede oynama yapabilirsiniz ama deseniniz, motifiniz bu şekilde olacak. Ha şöyle de yapabilirsiniz. Ben bunu tam tur yapmak istemiyorum. Hani orta sadece orta kısmını şöyle yapıp e, bu kısmını da e, fark bitiş yerini farklı yapmak istiyorum da diyebilirsiniz. Makrame de örebilirsiniz. Şimdi bu e, biraz abiye gibi bir bileklik. Düşünün taşının acaba e, insanların ilgisini ne çeker? Hangi renkler daha e, puan alıyor? Hangi renkler daha güzel gözüküyor? Bunları bir düşünün ve düellomuza katılın arkadaşlar. Şimdi YouTube'da olup da hani benim Face'deki grubumu bilmeyenler olabilir. Biz Face grubumuzda düello yapıyoruz. Maltepe Boncuk Evi grup. Face'deki grubumda isteyenler buraya da katılabilir. Evet şimdi geçtim. Bayağı bir geçtim dolaştım yani artık bu buraya sabitlendi. Şuradaki yine bir unun tam karşısındaki unun içindeki kristalden geçeceğim iğnemi yürütüyorum. Artık ne yapacağız? Kapamamızı yapacağız. Şöyle boncukların içinden iğnemizi yürütüp dediğim yere geleceğiz. Evet bunun küpesi de güzel olacak arkadaşlar gerçekten. Bana güvenebilirsiniz. Evet tam karşısındaki U'nun içinde olan kristalden ve kumdan geçiyorum. Şimdi 8 mi 6 mı dur bir bakayım. 1, 2, 3, 4 5 6 boncuk koyarsam bakayım halka bana yetecek mi? Yok. 8 olsun arkadaşlar. 6 7 8. 8 tane kum boncuğumu aldım. Yine bu kristalin yanındaki kumdan ve kristal ve kumdan şu üçlüden tekrar geçin. 8 tane kum alın. 6 tane çünkü çok az oluyor. Şöyle yine bu e, kumların içinden İğnenizi yürütün. Evet. İğnemi yürütüyorum. Şöyle ve halkamızı buraya bu şekilde yapmış oluyoruz. Şöyle de bir düğüm atarsam şuradan geçip şöyle içinden de geçelim. Evet, gizli bir düğümümüzü attık. Daha sonra ben yine bir şöyle döneceğim. Ve buraya halkanızla papağanınızı takarsınız. Birleştirmenizi isterseniz T kapama nasıl istiyorsanız artık sizin zevkinize kalmış. Evet. Bayağı dolaştım. Gayet sağlam oldu bence. Ama yine bir tane daha gizli düğüm atmak istiyorum. Şöyle aradan iğnemi geçirdim. Halkadan da geçtim. Hop, tamamdır. Şöyle bunu keselim. Nerede makasım? Daha sonra bunu böyle kesiyoruz ve kapamamızı aynı şekilde buraya da halka yapıyoruz. Başlarken yapabilirdim ama e, unuttum diyeyim. Gerçekten unuttum. E, daha sonradan da yapılabilir, sorun değil. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.